Türk lirası için böyle bir simge belirleyerek, bu simgeyi yaygın şekilde kullanıma sürerek aslında yürüttüğümüz operasyonda önemli bir aşamayı daha geride bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2005 tarihinde az önce de karikatürize edilmiş olan 6 sıfırı atılmış yeni Türk lirasını banknot ve madeni para olarak tedavüle sürdük. Yeni Türk lirası 4 yıl boyunca tedavülde kaldı. Halkımız çok hızlı şekilde değişime ayak uydurdu. 1 Ocak 2009'da da yeni tasarımları, yeni boyutlarıyla yeni ibaresi atılmış olarak Türk lirası yeniden tedavüle girdi. 2009'da yeni Türk lirası ve yeni Türk lirasını birlikte kullandık. 2010 yılından itibaren de operasyonu başarıyla tamamlayarak artık Türk lirasını hem ulusal hem uluslararası piyasalarda güçlü, itibarlı bir para birimi olarak kullanmaya başladık. O günleri hepimiz hatırlarız. Eminim vatandaşlarımız da hatırlayacaktır. Biz paradan 6-0 atacağımızı söylediğimizde çoğu kimse inanmamıştı. Bugün bile bulundukları köşelerden insafsızca saldıranlar o zaman bize şunu söylüyorlardı. Enflasyon patlar diyorlardı. Ve işte ben Taksim Meydanı'nda şöyle yaparım diyorlardı. Ne yaptın? Hiçbir şey yapamadılar. Niye? Çünkü bunlarda ufuk diye bir şey yoktu. Bunlarda bu noktada sadece saldırganlık vardı. Ve halkımızın buna ayak uyduramayacağını söylüyorlardı. Ve halkımız ayak uydurmakta da hiç güçlük çekmedi ve ayak uydurdu. Olumsuz ve karamsar yorumların hiçbirini aldırmadık. Son derece bilinçli, temkinli, en önemlisi de büyük bir koordinasyon içinde neredeyse sıfır sorunla sıfır atma operasyonunu tamamladık. Paradan sıfırların atılması ne enflasyona olumsuz etki yaptı ne de uyum sorunu yaşandı. Halkımız yeni para birimine çok hızlı şekilde adapte oldu. Kurumlarımız uyum sağladı. Ekonomimiz bu yeni döneme anında ayak uydurdu. Şu anda hala eski alışkanlıkla 1 lira yerine zaman zaman 1 milyon diyenler oluyor. Bizler de zaman zaman geçmişle kıyas yapabilmek adına o bol sıfırlı parayı zikrediyoruz. Siyaseten işimize de geliyor. Nereden nereye geldiğimizi göstermek bakımından. Ama genç nesiller başta olmak üzere kahir ekseriyet artık o bol sıfırlı, karmaşık, en önemlisi de itibarı zedelenmiş günleri geride bırakmış durumdalar. Cumhuriyet tarihimizde ilk Türk lirası banknotlar 1927 yılında tedavüle girdi. O ilk seride 1 lira, 5 lira, 10 lira, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar vardı. Ben hala babamdan tevarüs ettiklerimi adeta müzedeki obje gibi saklarım. 1981 yılından 2002 yılına kadar ortalama her iki yılda bir yeni banknot basıldı. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, buradaki hassasiyetleri özellikle izlememiz lazım. Bizim dönemimizde ise hükümetlerimiz döneminde enflasyon baskısı nedeniyle hiçbir yeni banknot tedavüle girmedi. Bu dönemin en önemli özelliği bu. 2005 yılında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 50, 100 ve çok az kullanılan 200 liralık banknotlar bastık ve çok şükür o tarihten bu yana hiçbir yeni küpür ihtiyacımız yok. Bakın değerli arkadaşlarım, para
Tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarıdır. Milletin itibarıdır. Ama maalesef ülkemizde paranın itibarıyla birlikte ülkenin itibarını da uzun yıllar boyunca beş paralık ettiler. Bir dönem bol sıfırlı paralarımız maalesef dünyada alay konusu yapıldı. Kim milyoner olmak ister diye komedi programları yaptılar. Ve maalesef paramızı buralarda kullandılar. Ülkemize gelen turistler paramızı gördüklerinde şaşkınlık yaşadılar. Kendisine 50 milyon lira trafik cezası kesilen turistin bayıldığı haberi gazetelerde yer aldı. Bol sıfırlar nedeniyle uluslararası piyasalarda Türk lirası ile işlem yapılamadı. Türkiye'ye özel hesap makineleri imal edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları yurt dışına çıktıklarında cüzdanlarındaki paraları sakladılar. Evet, Türkiye bunları yaşadı. Şu geride bıraktığımız 9 yılın en güzel özetini işte şu anda kullandığımız paralarda görmek mümkündür. Başka şeye bakmaya gerek yok. Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Tuvalete giriş ücretlerinin ne hale geldiğini hatırlayın. 1 milyon, 2 milyona tuvalete giriyordu. Bu hale geldi. Değerli arkadaşlarım, Türk lirasının bugün tanıttığımız simgesinin ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. İlgili bakan arkadaşlarımıza, Merkez Bankamıza, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarışmaya iştirak eden tüm katılımcılara da tekrar tekrar teşekkür ediyor. Ve 1+3 bu ilk dereceleri paylaşanları tebrik ediyorum. Yeni simgemiz hayırlı olsun diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, günün... Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen Türk Lirası